başta biz şu andaki yapmış olduğumuz iş bir baba mesleği. Yani babamızdan kalan bir meslek. Ondan gördüğümüz için bunlar. Yani bunu fazla şu anda bilen yapan yok yani yerlerde. Yani biz de babamızın mesleğini devam ettiriyoruz. Yani ben aşağı yukarı bunu 12-13 yaşlarında çocuk okuldayken ben mesela okuldan çıktığı zamanlarda babamla marangozluk yapardım. Yani o okula gittiği zamanlar okula gidiyordum. Tabi büyüdük yani babam öldükten sonra da artık biz bu işlere başladık. Aslında bu işin mimarı abim de. Yani biz artık onunla birlikte çalışıyoruz. Bu evin özelliği rutubet olmaması, depreme dayanıklı olması. Yani sağlıklı bir yaşam için bu evler en uygun evler. Yani şimdiki beton evleri hava almadığı için yaşam kalitesi biraz daha düşük oluyor. Ama bunlarda her taraftan hava alıyor yani. Yaşam seviyesi bunlarda öbürlerine göre daha yüksek diyorum ben. Sağlıklı yaşam için en güzeli bunlar. Biz bunları ilk önce numaralandırıyoruz olduğu yerde ve numaralandırdığımız aynen ağaçları burada tekrar aynen yerine montaj yapıyoruz. Deprem olsun, beton evle hep bir de burada şey olmaz. Yan gibi gün olur. Bu siyaset. Dairesi var da bunu da iyi beğenemiyorum. Mahi çubuk kurmuştu. Daha geçti. Zaten soydum. Soyacağım. Doğumum Doğu Karadeniz kıyıları. Bölgenin en büyük kültürel zenginliği ağaç. Kayındır, gürgendir, karaçam, meşe. Ailenin aşağı yukarı %50'si de ağaç işçiliğiyle uğraşmış. Dede marangoz, baba nakkaş ve marangoz olunca ağaç ayrı bir hastalık, ayrı bir sevgi bizde. Ağacın getirdiği kültür zenginlik, kültürel zenginlik farklı bir duygu bizde. Şimdi bölge coğrafi açıdan Karadeniz vari bir bölge. Aslında betonlaşmanın aksine böyle yapılaşmaların daha çok bu bölgelerde hayat bulması aslında buranın turistik, tarihi açıdan geleceğe bir miras olarak bırakılmasından çok güzel bir düşünce ve plan. Bunlar daha da genişleterek ilerletirlerse daha müthiş olur tabii. Yani en azından çocuklarımız betona gömülmeyecekler. Bir ağaç kültürüyle büyüyecekler, ağaç sevgisiyle büyüyecekler. Çevrelerindeki yaşanan katliamların farkına varacaklar.